Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Şubat ayında bitirdiğim temizlik malzemelerini paylaşacağım. İlk olarak çok sevdiğim, Instagram'da defalarca paylaştığım Viking'in Premium serisinden çok amaçlı temizleyici. Ben bu ürünü çok seviyorum. Toz alırken, tezgahları silerken ya da en çok çamaşırlarda lekelere ön işlem yaparken kullanıyorum. Ancak ben bu ürünü ne zaman paylaşsam mutlaka negatif yorumlar da geliyor. Bu ürün cam sil değil arkadaşlar. Yani cam sil gibi bunu aynalara, camlara sıkıp silerseniz evet dalgalı bir görüntü kalıyor. Çünkü bu ürün eğer cam sil gibi kullanacaksanız ya da toz alırken kullanacaksanız parlak yüzeylerde durulama isteyen bir ürün. Yani nemli bir bezle üzerinden geçerseniz ya da hal iz bırakmayan bir kuru bezle tekrar üzerinden geçerseniz o dalgalanma olmayacaktır. Ben bu ürünün kokusunu da çok seviyorum. Ancak koku tercihleri tabii ki çok kişisel bir durum. Eğer alerjik bir durumunuz varsa size ağır gelebilir. Ancak ben o buram buram kokusunun hastasıyım diyebilirim. 8.95'ti yanlış hatırlamıyorsam güncel fiyatı. A101'lerde satılıyor. Ve A101'deki şişeler 1000 ml. Yani 1 litrelik büyük paketler. Fiyatları kıyaslarken ona göre değerlendirebilirsiniz. Bu arada Viking'in Premium serisinin paketlemeleri de gayet kaliteli. Hatta ben biten ürünleri şu şekilde pompası bozulan ürünleri koymak için tekrar değerlendiriyorum. Ya da kendi yaptığım karışımları kullanmak için tekrar boş şişelerini de kullanıyorum. Çok memnunum. Şubat ayında Rossmann stoklarımı epey tüketmişim. İlk indirimde birçoğunu zaten yedekleyeceğim. Şimdi ilk olarak Domol'dan bu eko sertifikalı cam sil gayet başarılı. Leke iz bırakmadan camları silmek için beziniz de güzelse memnun kalacağınız bir ürün. Yine Rossmann'da satılan Domol markasının limon kokulu banyo temizleyicisi. Duş akabinlerde, fayanslarda gayet etkili. Günlük temizlik için sizi tıkamadan temizlik yapmanızı sağlayan bir ürün. Bundan da memnundum. Aslında Domol'un sirkeli banyo temizleyicisi çok meşhur bir ürün biliyorsunuz. Ancak sirke kokusunu sevmeyenler, rahatsız olanlar bu ürüne bir şans verebilirler. Yine Ecolabel sertifikalı tuvalet temizleyicisi. Açıkçası bu ürün benim için olmasa da olur bir ürün. Benim tercihim ve favorim genelde Viking'in çam kokulu tuvalet temizleyicisi. Bir saniye onu da göstereyim sizlere. Yani ben Domol'dansa Viking'in premium serisinden bu temizleyiciyi tercih ederim. İkisi de günlük temizlikte aslında etkili bir ürün ancak kokusu nedeniyle gönlümün efendisi bu ürün. Domol'un çamaşır parfümlerinden bir paket bitirdim. Yine çok sevdiğim için yedek paketim vardı. Bu ürün şu şekilde kazanın içerisine atılıyor. Çamaşırlarla birlikte makineyi çalıştırmadan önce çamaşırların arasına yerleştiriyorsunuz. Muhteşem, ferah bir temizlik kokusu var. Ben çok seviyorum. Bunu kullandığımda ayrıca yumuşatıcı kullanmıyorum. Ancak sularınız çok sertse ve yumuşatıcı kullanmadan çamaşırlarınız çok sertleşiyorsa siz yumuşatıcı da ekleyebilirsiniz. İçerisinde 15 tane varmış. Genelde indirimlerde, daha doğrusu şu şekilde kampanyalar oluyor. Bir paket aldığınızda ikinci de %50 gibi. O tarz indirimlerde mutlaka yedekliyorum. Yine Rossmann mağazalarında ve Rossmann'ın online satış sitesinde bulabileceğiniz kendi markalarından Isana marka sıvı sabun. Fena değildi ancak bu da yine benim için olmasa da olur bir üründü. Bal ve süt kokulu, çok kalıcı bir kokusu yok. Zaten şu sıralar virüslerle ilgili biraz daha endişelerimiz arttığı için antibakteriyel sıvı sabunlara yönelmiş durumdayız. Bunu indirimde denk gelirsem tekrar alabilirim. Şimdi yerlimalı bir ürünle devam edelim. Vatan'dan yağ sökücü. Evet, ürün başarılıydı ancak maalesef paketlemesiyle ilgili sıkıntı vardı ve şu sprey kısmında çok kısa sürede sorun oluştu. Ben ürünü başka bir pakete aktarmak zorunda kaldım. Bir de kokusu biraz rahatsız edici. Yani ağır bir kimyasal kokusu var. Yani çok zorda kalmadıkça bunu camlar kapılar kapalıyken kullanmamanızı tavsiye ederim. Yine aslında kullanmaktan çekindiğim, her gün zararlarını okuduğumuz ancak
Bir yandan da onsuz da olmayan bir ürün Domestos. Bunu özellikle tuvaletlerde dip köşe temizlikte kullanıyorum. Yani sizde su akmasından dolayı sararmalar varsa istediğiniz kadar diğer günlük temizleyicileri kullanın. Az önce de bahsettiğim ürünleri kullanın. Maalesef o sarılıkları ya da kireç tortularını Domestos kullanmadan gideremiyorsunuz. Ben çok fazla günlük temizlikte kullanmamaya çalışıyorum. Ancak derin temizliklerde de Domestos'suz yapamıyorum. Hijenik markasının bu küçük leke çıkarıcıları farklı özellikteki lekeler için çözümler sunuyor bize. Ben bu ürünü küçük oğlumun montundaki zift lekesini çıkartmak için kullandım. Montun rengi de sarı olduğu için endişelenmiştim açıkçası, çıkmaz mı acaba siyah zift lekesi diye, ancak başarıyla çıkarttı. Yapıştırıcı mum ya da ciklet üzerinde denemediğim için yorum yapamayacağım. Ancak sizde zorlu lekeleriniz varsa ekstra böyle bir üründen destek alabilirsiniz. Bir adet lavanta yağımız bitmiş. Esansiyel yağları ben kendi yaptığım sirkeli temizlik karışımlarına mutlaka ekliyorum. Hem güzel koku veriyorlar, hem de bazılarının ekstra dezenfekte etme özellikleri var. Mesela çay ağacı yağı. Lavanta yağımız bitmiş, ancak tabii ki de yedeğim var. Bu da Chiffon'dan severek kullandığımız bir yağdı. Scotch Brite'ın bu sil süpür ıslak yer bezi. Hem Scotch Brite marka mopun ucuna, hem de Rozman'ın toz alma aparatının ucuna uyan bezler, ıslak mendiller. İçerisinde 30 tane var. Böyle günlük temizlikte gayet etkili, pratik bir ürün. Bittikçe bundan da mutlaka alıyorum. Migros'ta ara ara güzel indirimler oluyor. Onları değerlendiriyorum. Instagram'da hikayelerime de mutlaka koyuyorum, hatta indirimde görürsem güncel fiyatlarını paylaşıyorum. Son olarak bu K2R markasının Color Catcher renk koruyucu mendilleri. Bunun içerisinde 20 adet vardı. Bu tarz mendilleri ben mutlaka kullanıyorum. Çünkü bazen açık renklerle koyu renkleri ya da canlı renkleri bir arada yıkamamız gerekebiliyor. Diğer çamaşırları koruması açısından mutlaka en az bir tane ekliyorum. Çok iddialı bir renk varsa ya da ilk defa yıkayacağım bir ürün varsa da genelde iki mendil atıyorum. Ben bu mendillerin makinenin herhangi bir yerine kaçma sorununu yaşamadım, ancak öyle bir endişeniz varsa yıkama filelerinin içerisine koyup o şekilde de kullanabilirsiniz. İki pakette yine açılmış yedeğim var. Benim için olmazsa olmaz bir ürün. Bunu ya A101 ya da BİM'de çok uygun fiyata bulmuştum ve stoklamıştım. Domo ise yine bildiğiniz gibi Rozman'da satılıyor. Şubat ayında bitenler bu şekildeydi. Şimdi tamamını ayrı bir poşete koyup geri dönüşüm için ayıracağım. Sizin belediyenizin geri dönüşüme dair bir uygulaması olabilir. Arayıp telefonla bilgi alabilirsiniz. Ya da özel atık kutunuz yoksa Migros'larda, hemen hemen her Migros'ta görüyorum, kasaların arka tarafında oluyor genelde. Kağıtlar, plastikler, metaller ve camlar için ayrı geri dönüşüm atık kutuları mevcut. Oraya götürebilirsiniz. Ya da ayrı bir poşete koyup çöpün yanına bile ayrı bıraksanız mutlaka hurda toplayıcıları tarafından doğru yerlere ulaştırılacaklardır. Pilleri de bu arada kesinlikle çöpe atmıyoruz. Lütfen hani bir tane iki tane bile olsa çöpe değil cebinize atın. A101'lerde bile kasanın arka tarafında görüyorum pil atık kutuları. Oraya atalım. Sizler bu ürünleri kullandıysanız ya da farklı kullanım alanlarınız varsa ya da bu ürünler yerine memnun kaldığınız diğer ürünleri bana önerebilirseniz, aşağı yorum olarak bırakırsanız çok memnun olurum. Sevgiler.